Merhabalar, ben Ceren Özdoğan. Bir Salı Günü Doğa, Evet Ben Yaptım programında hep birlikteyiz. Bugünkü konuğum hepinizin de tanıdığı, bildiği gibi çok yönlü birisi. Müge Oruç Kaptan, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben yaptım, o bayıldım ama. Evet, bunun bir hikayesi var aslında. Ben Çin'de yaşıyordum evliliğim süresince. 7 sene uzak doğuda yaşadım. Ve Çin'de direkt konuya girdim. Ben çok güzel, evet. Bir kuaför zinciri vardı. İsmi de Yes I Do. Çin'in her yerinde. Ve ben o zaman eski eşim gemi inşa mühendisiydi ve bir konteyner hakkımız vardı ve bir sürü eşya getirebiliyorduk. Ve ben dedim ki buradan kuaför ucuzdu o zaman Çin. Dolar böyle uçmamıştı. Bir konteyner eşya getiririm ve buraya o kuaför zincirini Türkiye'ye getiririm. Çok da güzel bir konsept olur diye düşünmüştüm. Fakat kısmet olmadı. Ama evet ben yaptım ismini koyacaktım o zaman. Ve bu programa başlamam söz konusu olduğunda ismi ne olsun dediklerinde ben böyle evet ben yaptım dedim. Sanırım hayallerim gerçek oluyor. Harika. Ama düşündüğüm şekilde değil. Olsun. Evet olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Ben bunun hikayesi var aslında yani o şekilde. Evet harika. Ben yaptım. Çok ben yaptım herkes yapabilir yani. Evet aynen öyle. Evet ya, hep doğru. Hiçbirimiz... Mesela biz hani biliyorsunuz eğitim tarafım da var benim eğitimci kimliğimde. Öğrencilerime onu söylüyorum. Danışanlarımıza öyle diyelim. Hocam işte biz çok heyecanlanıyoruz. Ne yapacağız? Biz nasıl yapacağız bu işi? Ben nasıl yaptıysam diyorum öyle yapacaksınız. Bu çok süper bir şey. Ve yani, yapanlara bakın diyorum. Başarılara bakın. O başarılı insanlara bakın. Işıklarına ve kendinizi orada görün. Bir de görmek çok önemli. Tabii oraya koyabilmek. O zihinde... Kendini nereye koyuyorsun? Ya öyle güzel sorular var ki zaten biliyorsunuz. Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz bunları. Onları da konuşuruz tabii. Evet, evet. Evet. Ben mesela siz aynı zamanda oyuncu koçluğu yapıyorsunuz değil mi? Hayır ben oyuncuyum. Siz oyuncusunuz ama gençleri eğitiyorsunuz. Ha tabii evet doğru. Koçluk harika. Doğru söylüyorsunuz. Tabii doğru. Eğitmenlik diyoruz biz evet, ona. Evet ben hani daha önce de tabii ki gördüm, tanıştım oyuncu koçları. İşte bir yer sizin gibi bir yere gelmiş insanlar ve çok ürkütücüler bence. Yani siz ama inanılmaz tatlısınız. Hani bir yargı yaptım şu anda sanırım. Şu anda tabii size oyunculukla ilgili bir eğitim vermiyorum. O evet, yüzden o yüzden size tatlı yanını görüyorsunuz. Onların da tatlı yanları var tabii yok mu? Mutlaka. Şöyle gerçekten güzel geçiyor bizim ama disiplinliyim ve daha biliyorsunuz ki istediğim şeyi de almak isterim. Zaten oyunculukta bu böyledir. Yönetmen istediğini alır. Oyuncu istenileni vermelidir. Bu çok ilginç bir şey. Aslında biz hem teknik olarak kullanıyoruz oyunculuğumuzu hem de duygularımız işin içine giriyor. Nasıl evet. giriyor? Benim söylemek istediğim şey sanki onlar o gençlerin geçtiği yerden hiç geçmemişler gibi davrandıkları zaman bir samimiyetsiz gibi geliyor. Siz sabırsızlar ama öyle... mı? Hayır. Oyuncu koçluğu yapan İşte insan. Sabırsızlar mı? Evet. Sanki onlar hiç oradan geçmemiş. Doğru. Hiç o sabırsızlık kötü. Siz o şekilde davranmıyorsunuz yani. Hayır. Evet ben de buradan geçtim. Böyle böyle yaparsanız hani siz de buralara gelirsiniz gibi. Neyiniz varsa hani bilgi olarak akıtıyormuşsunuz gibi bir havanız var. Ben onlara önce insan gözüyle bakıyorum. Sonra kaç yaşında olurlarsa olsunlar ilk defa adım attıkları bir öğrenmek istedikleri bir işin henüz şaşkın bir halde ne yapacaklarını bilemeyen insanlar olduklarını görüyorum. Ve daha yürümeyi bilmeyen bir çocuğu, bebeği siz alıp da hadi yürü bakalım, hadi emekle bakalım diyebilir misiniz? Tabii. Onlar oradalar. Evet. Oyunculukta kaç yaşına gel? 45 yaşında, 50 yaşında ama oyunculuk için sıfır noktasında. Evet. Ben ondan ne bekleyeceğim? Benim bunca sene deneyimimi, 35 senemi onlarda nasıl arayabilirim yani? Böyle bir zihniyet var mı? Evet. Hayır yok. Ayrıca hiçbir paylaşımcıma da sen bu işi yapamazsın demedim. Böyle bir şey hakkım yok. Onun yolunu, hayallerini kesmeye hakkım yok. Çünkü. Herkes yapar. Kimi iyi yapar, kimi biraz yapar. Kimi çok yapar değil mi? Herkes yapabilir aslında yani. Yok seçim öyle meselesi. Bir şey yok. Kimi iyi yapar, kimi kötü yapar. Hayır. Kötü yapan yapamaz bu işi. Bu işi yapamıyor demektir. Doğru, o da doğru. Kötü evet. yapmak olmaz. Yani istiyorsa ve oradaysa kendini deniyor. O zaman yapmaya odaklanacak. Hedefe evet. odaklanacak. Başka bir şey diyor. Yok efendim ben zaten ticaretle uğraşıyorum. Geldim buraya bir de oyunculuğu. Böyle insanlar var. Evet İbrahim Tatlıses oyuncu olmuş. Belki ben de olurum. Kalktım geldim köyümden, şehrimden filan. Belki öyle de düşünüyor olabilir. O zaman olsun tabii. Öyle olsun. Madem rol o, model o. İnsanlar evet. inanmalılar.
yapacaklarına. Ama İbrahim Tatlıses de sonuçta oyuncu oldu ama bir sürü bizim bilmediğimiz, belki konservatuvar mezun değil ama bir sürü eğitimden geçmiştir yani. Ya eğitimden geçmiştir, alaylı olmuştur. Hı-hı. O alaylılık iyi bir eğitimdir. Tabii ki. Yani öyledir. Bir sürü... iyi hocadan bir eğitim kere sahne. Almıştır. Tabii almıştır. Olabilir de olmayabilir de. Evet. Yani, bazı insanlar bir sıfır önde başlıyor aslında o şekilde. O ışığa sahip olunca bir sıfır önde başlıyorsunuz aslında değil mi? Genel olarak ışığa sahip olanlar var zaten. Hı-hı. Herkes yapacağı işin ışığındadır. Doğru. Onun için o insanın ışığı var, onu yaptı. Onun ışığı var. Evet yani oyunculuk ama olsun. Oyunculuk dediğim zaman diziler, sinema. Tabii o aklımıza geliyor. Bütün Türkiye'nin tanıması için o gerekir. Hı hı. Televizyon ve sinema. Bir de bu işin tiyatro kısmı var. Buza evet. Yazı yazanlar. Onlar da bir bankada çalışan birileri gibi. Ama evet. Ne yap? Seminerlere giderler değil mi? Onlar da şehir dışına. Onlar da turneye çıkarlar. Hı hı. Oyunculuk ve diğer işler bence her birinin ışığı var. Evet. Yeter ki isteyerek yapın. Hı hı. Severek yaptığımız her işte parlarız. Evet, çok güzel söyledin. Severek yaptığımız her işte parlarız. Çok güzel bir cümle oldu şu evet. Anda. Şu anda söyledim. Sorun unutur muyum? Not etmek istedim şu anda. Not ediniz. Severek evet, yapmak istediğimiz her işte parlarız. Eğer size faydalı olabiliyorsam ne güzel. Siz de bana oluyorsunuz. Teşekkürler. Peki benim etrafımda da bir sürü arkadaşım var. Oyuncu olmak istiyorlar. Konservatuvar mezunlar. Dans edebiliyorlar. Bir sürü yetenekleri var. Fakat durdukları yerde duruyorlar. Onlara yani nasıl yani? Yani çok fazla yapıyorlar aslında bunları. Ya, yapıyorlar ama istedikleri yerde değiller. Hani bugün istedikleri yer neyse artık top nokta. Onlara istemeyi öğretin. Siz bu işi biliyorsunuz. Ben evet o kısmından kendinizi orada görmüyorlar efendim. İstemiyorlar. Evet. Tam yeterince korkuları var, kaygıları var. Hı-hı. Nasıl olur diyorlar. Birileri onları işte ya yapar mısın, yapamazsın. Şu bir kere yapacaklarımızı çok söylemeyelim. Hı-hı. Söylemeyelim. Kendi inancımız, kendi düşüncemiz, beynimiz, enerjimiz, yaradan yeter. Evet. Ve hedefim. Yaratımın kaynağı aslında biziz. Evet. Tutup aha. Da bunu ben Ayşe'ye söyledim. Ne? Oyuncu mu? Bilmem ki yapabilir misin? Olur mu acaba? Hayır şimdi her yer kaynıyor. Seni nasıl alırlar oyuncu olarak? Ya çok da kolaydı, zor. Şansın yok senin. Hı-hı. Ve Ahmet, Ahmet sen bu tipi nasıl oyuncu olacaksın ya göbeğe bak bir metre. Yok mu böyle insanlar? Evet. Şimdi bunlar hep beynimiz büyü gibi alıyor bu sözcükleri. Hı-hı. Hepsi aslında nakş oluyor, açısı, nakş evet. Oluyor hı-hı. Beyine. Çık 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 kayıt alıyor ve diyor ki aman tanrım biliyorsunuz artık boşanmalarda ne var? Öküz gibi kadın şuna bak dediği zaman boşanabiliyor kadın. Aa. Evet bana hı-hı. Öküz gibi dedi. Çünkü şişko, ne haber? Manne biçim herifsin sen, budala, şapşal. Bunları burada söylüyorum ama çünkü bunlar çok rahatsız edici sözler değil gibi. Fakat insan kendini öküz gibi görebilir. Hı-hı. Şişman hissedebilir, şişmanlayabilir. Çağırmak diye bir şeyden bahsediyoruz evet, değil çağırmak. Mi? Çağırmak. Çağırmak. Sizler söylüyorsunuz bunu. Nasıl çağırıyoruz efendim? Nasıl çağırıyoruz? Olumlu anlamda nasıl? Hayır, kötüyü olumsuz nasıl anlamda da. Bu şekilde şimdi, çağırıyoruz. Bu şekilde biri tutup da bir insana şişko ne haber dediğinde ya ne kadar fena bir biz şey onun hatırlatıyor. Çok güzel bir şeyi var aslında. Kovalaması var mı? Birisi size bugünlerde çok şişmanladın ya da çok zayıfladın gibi bir yargıda bulunduğu zaman o senin ilginç bakış açın dediğiniz anda o size geçen dediniz ya nakş ilginç bakış açın. Evet nakş oluyor dediniz ya. O nakş olmaması için harika. O sizin ilginç bakış açınız içinizden veya dışınızdan. Yani dışından söyleyince zaten karşıdaki böyle kalıyor. Tabii kalır ben hani şöyle. Tokat gibi gelir. O sizin ilginç. Ama içinden de şöyle olur değil mi? O içinde o senin ilginç bakış açın deyip ama iyi bir şey söylediğinde. Gülümseyerek söylemeli bunu. Çok güzel rahatlatıcı şeyler bunlar. Bak ne güzel. Girişim bu çok sihirlidir. Bir şey öğretiyoruz. Evet, bak evet. Ne hoş. Bu çok sihirlidir. Mesela biri size iyi Müge Hanım bugün ne kadar güzelsiniz. Saçlarınız parlıyor işte sesiniz kulağımı inanılmaz iyi geliyor gibi hani güzel şeyler söylediğinde biz ne yapıyoruz? Ay teşekkür ederim o senin güzelliğin deyip küçülüyoruz ve alıp kabul etmiyoruz değil mi? Genelde sizin için söylemiyorum. İnsanlar öyle yapar. Ne kadar ben güzelsin. Kabul ediyorum. Siz tabii ki ediyorsunuz zaten parlıyorsunuz çok belli. o anda da birisi size iyi bir şey söylediğinde de aldım kabul ettim diyeceksiniz ve devam edeceksiniz. Aa, evet, aldım kabul ettim. İçimden.
Evet, unutmuyormuşuz. Aldım ben de sizden neler öğreniyorum. Bak, aldım, kabul ettim ve bu senin, bu ilginç, senin ilginç bakış açın. Çünkü açın. Her şey bir ilginç bakış açın. Fakat sözcükler çok önemli değil mi, kelimeler? Evet, aynen öyle. Onu da söyleyelim de ilginçin yerine başka bir şey bulmasınlar. Bu senin enteresan bakış açın. O da olur. İlginç bakış açın. Peki. Bu şekilde. Çünkü evrenin bir dili var. Ya da enteresan bakış açısı. Evet. Olur mu o da? Enteresan bakış açısı. Bu senin enteresan bir bakış açın. Ve söylemek de var tabii. Şimdi onu uzatmasına izin vermeyelim ama, değil mi, yüksek sesle söylediğimizde? Nasıl? Ya enteresan değil canım, niye enteresan olsun falan diye yaptığında. Herkes böyle düşünüyor. Ben ilk başlarda diyeceğiz? Sesli söylüyordum. Geçin gidin, yine senin enteresan bakış açın bu. Enteresan bakış açısı. O kadar. Evet. Enteresan bakış açın, enteresan bakış açın, enteresan. Evet, çok güzel. Ve ilk söylediğinizde insanlara tokat gibi geliyor ve size bir daha bulaşmıyorlar aslında. Bu bir manipülasyon yöntemi. İyi ama tabii bunu eşler arasında da, yani senin enteresan bakış açın. Belki onu bile tedavi edebiliriz. Tabii. Peki şimdi ben bir soru soracağım. Tabii. Eşler arasında büyük anlaşmazlık varsa. Çünkü hegemonyalar yüksek olabiliyor. Biri daha alıngan olabiliyor. Biri daha, nasıl bunlar düzelecek? Bir kere eşinizle birinin gelmesi yeter mi size? Evet, yani aslında tek taraf akses diyoruz biz buna. Ya da bu zaten bilincin dili, evrenin dili. Hepsi aynı yere varıyor. Akses, reiki, bir sürü yolu var, yöntemi var bunun. Eşinizle bir kere bir kavga ortamı söz konusuysa içinizden şöyle söyleyin. Sen haklısın, ben haksızım, sen haklısın, ben haksızım, sen haklısın, ben haksızım. Bunu nasıl telafi içinizden edebilirim? Kesinlikle içinizden. Çünkü haklı olma çabası. Evet. Evet, haklısın. Ne oldu? Tamam, haklısın dedim. Ne oldu? Biz sizle tartışıyoruz. Ben eşinizim. Ve evet. Ya bunu böyle yapmaman gerekiyor. Evet, sen haklısın. Tamam, affedersin deyip çekildiniz. Ne oldu? Evet. Haklıyım tabii. Tamam, bitti. Haklı olduğunuzda ne oluyorsunuz? Haklıyım yani. Ama sen uzatıyorsun bir şeyi. Ben haklıyım tabii. Ama ben niye haklıyken haksız duruma uzatanlar var. Burada evet, ne yapacağım? Onu soruyorum sana. İşte karşındakine haklı olduğunu söylediğiniz anda konu otomatik olarak kapanıyor. Bu sefer o kişi size gelip der ki, özür dilerim ya, sen haklısın der. Tam tersine döner. Hayır. Hayır mı? Hayır. Ya hayır olanlar var. Nasıl yani hayır olanlar? Hayır diyenler var. Hayır yani bu söylediğin olmuyor bazı yerde. Ben bu enerjik bir şey, yani yüzüne karşı değil bu. O bir tartışma ortamında bütün bariyerlerinizi indirip bir derin nefes alıp içimizden. Bu ilginç bir bakış açısı. Sen haklısın, ben haksızım. Sen haklısın, ben haksızım. Sen doğrusun, ben yanlışım. Sen doğrusun, ben yanlışım. Bunu nasıl telafi edebilirim? Çünkü doğru veya yanlış da ilginç bir bakış açısı. Kime göre doğru? Ya da şey, ya Allah ya veriyor da ağzını bağla dilini tut. Öyle bir şey var. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum, siz öğrenin. Evet ya, o da işe yarıyor da. Bu da güzel. Bu da güzel. Ya ya Allah ya veriyor ağzını bağla dilini tut. Onu içten mi söylüyoruz, dıştan mı söylüyoruz hocam? İçten söylüyoruz. Ve yine, aynı şekilde. Aynı şey. O da evet, sen haklısın, ben haksızım. Bunu nasıl telafi edebilirim? Sen haklısın. Şimdi bakın, hakikaten bu söylediğiniz söz bana şöyle bir şey verdi. Birazcık ilgilenmiyor gibiyim de, değil mi? Çünkü konu kapanıyor. Cevap vermiyorsunuz ya içinizden söylerken. Cevap ver derse ne yapacaksın? Cevap ver tamam, derse okey. Sen haklısın. Kusura bakma. Kusura bakma bir de. Kusura bakma ama bunu bir şey değil. Bak, kusura bakma da demem yani. Ben biraz kusura abartmış olabilirim. Abartmayın, evet. Bu biraz şey gibi değil. Alaycı bir tavırla değil tabii ki. İyi, sen haklısın. Hani alaycı bir tavırla değil. Gerçekten tamam, yüksek. Sen haklısın. Tabii zaten insan öyle oluyor. Karşında car car konuşan biri varken bar bağıran orada tabii sen haklısın. Yani hakikaten pusuyorsunuz yani. Evet. Onun yerine mesela ben bağırıyorum. Siz diyorsunuz ya bana işte çok böyle melek gibisin. Of. Ben tanıyamazsınız beni. Yükseliyorsunuz ha. Ama çabuk mu iniyor? Yok. Sürer mi? Tabii. Ama çabuk köpüğü gibi. Benim şöyledir yani. Şuna dokundunuz ya, bu da buna dokunur. Refleksim benim. İnanılmaz. Zincirleme. Refleksim var. Hani zincirleme trafik kazası gibi mi? Hani bir araba bir arabaya dokunursa o ona. Hani yani o şekilde. Trafik kazası yok düşünmedim de. Ama biri bana şunu yaparsa ben de refleksi aynı şeyi yapıyorum ona. Ha, direkt karşılığını veriyorsun. Direkt karşılık veriyorum. Elimden poşetleri almaya çalışan biri oldu mesela. İçinde ne var yani? Bir kilo un bilmem ekmek falan. Ya nasıl çekiyorum o poşeti? Versene. Şey mi, kapkaç gibi mi? Evet, kapkaç gibiydi. Elime tuttu, alacak koca adam. Ben onu bırak çekiyorum. Halbuki bırak gitsin. Ne oldu? Karşıdan biri geliyordu, tanıdığım biri. Bakar mısınız lütfen beyefendi, o kaçtı gitti. Ama işte risk. Evet.
Tabii ya, orada bir şey zarar da verebilir. Bırak elinden gitsin. Çanta değil, sonradan düşündüm. Bana hatta dediler niye bırakmadın elindekini. Aslında, o anda öyle bir şeyim yok işte. Bana ait olan bir şey alamazsın diyorsunuz. Bir çöp bile olsa aslında iyi yapıyorsunuz. Öyle mi yapıyorum? Evet, iyi. Ona teslim olmamışsınız. Yani bana göre öyle. Çünkü size ait olan bir şey almaya çalışıyor. Tabii. Bana hakkı var mı? Yok tabii. Yok tabii ki ve bu hayatımızda da öyle. Size ait olmaya beni ait olan... Beni itebilir, düşürebilir, kaba kuvvet uygulayabilir. Hayatımızda bize ait olan şeyleri almaya çalışan çok fazla insan var. Bu sadece torbamız, paramız değil, enerjik olarak da gücümüzü almaya çalışan bir sürü insan var değil mi? Onlara onu vermemeyi seçiyorum. Tamam, ve bunun da yöntemleri var. Var mı? Evet. Çok güzel. Bunu peki, belki bir sonraki programımızda konuşuruz. Konuşalım yine. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Olalım. Bugünkü programın da sonuna geldik. İyi günler.